Silahlı saldırgan şans oyunları oynanan bir bayiyi bastı, ard arda kurşun yağdırdı, sonra da geldiği gibi uzaklaştı. Her şey birkaç dakika içinde oldu. Hem de içerideki onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında. İçerisi kalabalıktı. Saldırgan kimseye aldırmadı. İçeri girdi, dükkanın sonuna kadar ilerledi. O anlara tanık olanların bir kısmı kaçtı. Ancak sandalyedeki bu adam kaçacak fırsatı bulamadı. Oturduğu yerde dondu kaldı. Şişli'de şans oyunları oynanan dükkanda akşam saatleriydi. İçerideki müşteriler kendi aralarında sohbet ediyor, kupon dolduruyordu. Bir süre sonra kapıda silahlı bir saldırgan belirdi. 40 yaşlarındaki saldırgan şans oyunları oynanan bayiye geldi. İçeri girdi, belinden silahını çıkardı ve Erol Ezizer'in yanına geldi. Ona hiçbir şey söylemeden silahını çıkarıp peş peşe defalarca ateş etti. Saldırganla Erol Edizer'in arasında kalan adam kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Hızla dükkandan dışarı çıktı. Diğer müşteriler de can havliyle kaçtı. İçeride kaçacak fırsatı bulamayan müşterilerden ikisi saklandı. Korku dolu bakışları arasında saldırgan kapıya yöneldi. Saldırgan Ediz'i yaraladıktan sonra dışarı doğru kaçmaya başladı. O esnada kendisini durdurmak için bir hamle yaptı. Ona da bir el ateş etti. Daha sonra sırra kadem bastı. Saldırı sonrası bayidekiler ambulansa ve polise haber verdi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Erol Edizer'in yardımına ilk koşanlar da yine müşteriler oldu. 40 yaşlarındaki saldırgan kaçtı. Erol Edizer ifadesinde saldırganı tanımadığını iddia etti. Polis saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığını değerlendiriyor.